Nasıl patladı ama? Korktunuz değil mi? Son anda böyle bir patlamayla karşılaşmak güzel olmuyor. Bir de beni düşünün arkadaşlar. Adeta şok oldum. Elimde kamera, ne yapacağımı şaşırdım. Git devamını çek değil mi? Ne olmuş diye onu bile yapamadım. Bir yandan hayal kırıklığı, bir yandan üzüntü, bir yandan belirsizliğin getirdiği o andaki duygu gerçekten çok kötüydü. Peki ne oldu orada? Neresi patladı? Patlayan şey emme manifoldunun haznesi arkadaşlar. Şimdi gelin bu konudan çok iyi anlayan Amerikancı Ömer Usta'dan bir dinleyelim tam olarak ne olduğunu. Ömer Usta, sana bir şey sormak istiyorum. Bu manifold böyle sık mı patlar? Bunların belli bir yaştan sonra klasik yaşanan hastalıktır bu maalesef. Neden oluyor tam olarak? Genelde ağırlıklı geri dönüş valfi emme manifoldunun içinde, oradan benzin buharı sızdırıyor. Benzin sızdırıyor daha doğrusu. Emmenin içinde benzin buharı oluşuyor. Marşa basma esnasında çalıştırabilirsen arabayı problem yok. Ama çalıştıramazsan o sırada ateşlemeyi ters yapıyor. Ters tepki yapıyor. Ateşlemeyi emmenin içine kaçırıyor ve patlatıyor. STS'lerde hep oluyor yani bu şey. Klasik hastalık maalesef. Aa, çoğunda patlak mı böyle? %90'ında patlaktır, tamirli direkt. Biz de yaptık onu. Aynen öyle. Maalesef böyle yatmış araçlarda, özellikle bir de Amerikansa, bu tip şeyler olabiliyor arkadaşlar. Çünkü bizim aracımız en az 10 yıldır orada yatıyordu. Bakım kartında 12 yıl önce bakım gördüğü görünüyordu. Peki biz o parçayı ne yaptık? Şimdi bu parçaları bulmak kolay değil. Araştırdım da ama bulamadım. Hatta Ömer Usta da o parçanın bir tanesi vardı, var bende dedi. Sonra bir baktık, o da patlakmış arkadaşlar. Kendisine dediği gibi bu araçlarda bu önemli bir kronik sorun. Ondan dolayı da genellikle tamirat yoluna gidiliyor. Tamiratı da bu konuda çok tecrübeli olan İbrahim Usta'ya yaptırdık. İbrahim Usta ilk önce puntalamış, bütün o parçaları bir araya getirmiş ki biz parçaları kendisine temin ettik. Neyse, başka bir şey kullanmak gerekmedi. Orijinalini olduğu gibi oraya ekledi ve sonra kaynağını yaptı. Bize de parçayı verdi. Ama tabii şöyle de bir şey var. Çalıştırma işlemini yapabilirsek ondan sonra göreceğiz. Hatta sürüşten sonra göreceğiz. Bu işler daha sonrasında anlaşılıyor. Bu konudaki uzman ustaların bakması herhangi bir şey olmadığını söylediler. Zaten şöyle de bir şey var. Patlamanın şöyle bir iyi bir tarafı var, o parçanın parçalanmasının. Aslında patlamanın etkisiyle basıncı dışa verebildiği için orayı kırıyor. Yani en zayıf yerinden kırmış. O da patlamanın iç kısımlara doğru gitmesini engellemiş. Aslında olan böyle bir olay içerisinde değerlendirildiği zaman iyi bir şey. Emme manifoldunu söktüğümüz zaman inebildiğimiz yere kadar indik. Tabii bununla beraber enjektörleri de söktük. Zaten biz enjektörleri bir bakımdan geçirmek istiyorduk. Bu yaştaki bir yatmış bir araçta mutlaka yapılması gereken bir şey. Hele hele bu teklemenin önemli şüphelilerinden birisi benim gözümde. Ve de ne gördük biliyor musunuz? O enjektörlerden bir tanesi elektronik olarak arızalıymış. Hem temizliğini yaptırdık hem de bunu tespit etmiş olduk. Ama o enjektörü bulmak yine hiç kolay olmadı. Tamir yoluna da gidilemiyordu. Arkadaşlar, enjektör işini hallettik ama çok da kolay olmadı. Bakmayın böyle sanki rahat göründüğüme, ama işte yeni enjektörümüz tam olarak bu. Şimdi bu Ankara'dan Arif Usta'dan geldi sağ olsun. Federal Garaj bize buldu. Bu aracın üstünde yer alanlar. Ama şöyle bir bakın, gövde olarak farkı var. Şu hatalı enjektör, çalışmayan. Bu çalışan enjektör. Bu da Ankara'dan gelen, birebir aynı. Ben bunun bu segmentlerini falan söktüm, taktım. Tabii bunu halledene kadar da 4-5 değişik enjektör geldi gitti buraya. Bunun kontrolünü de yaptırdım, hiçbir sıkıntı yok. Temizliği vesairesi yapıldı. Hemen hemen aynı performansta çalışıyorlar. Şu da İstanbul'da iki telli sanayide buldum. Çok benzer. Sadece şu ağız kısmı biraz daha kısa kalıyor. Bakın arkadaşlar, bu parçayı tamir ettik. Güzel oldu. Şimdi Amerika'da şeyini de arıyoruz bu arada. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Orijinalini. Bu magnezyum kaynak oldu. Fıstık gibi oldu. İnşallah şimdi sorunsuz bunu kullanabileceğiz. Temizleyeceğiz. İçi bayağı bir pislenmiş. Sonuçta hava buradan emiliyor. Benzinle yapıyorsun değil mi bu işi? Evet abi. Bizim çıkan benzinle. Evet abi. En temizi. Çünkü burada hiçbir partikülün kalmaması lazım. Sonuçta emiş yapıyor motor buradan. Evet, zarar görmemesi için. Evet. Emilecek bir şey ki iri iri bir sürü partikül var. Onlar ne yapar? Silindirlerin içerisinde çizilmeye neden olur. Çıraklığımız parçayı yıkamakla geçti.
Ustalığımız da parça yıkamakla geçiyor. Öyle. Bunlar güzel pislenmiş. Evet. Temizlememiz lazım ki evet. Hazır sökülmüş. Plastik manifoldları da şimdi içli dışlı temizleyeceğiz. Manifoldlar gıcır gıcır oldu. Parlıyorlar maşallah. Şimdi içlerini evet. Çok amaçlı spreyle temizliyoruz. Şuradan emip buradan, evet, buradan oraya silindire verecek. Şu şekilde. Evet. İşte böyle geliyor silindirlerin içerisine. Tabii doğal emişli bizimkiler. Atmosferik basınçlı sonuçta. İşte bir böyle bir canlandırma yapmış olduk. Şimdi Cadillac kapağının içini de temizliyoruz. Sonradan dıştan zaten pırıl pırıl olacak ama şimdi tabii sen böyle yapınca dıştan da temizlenmiş olacak. Burası tamam, evet. Şimdi sen kapağın dışını temizledin. Gıcır gıcır çıktı. Hadi bakalım. Neyse, bizden olsun. Bizden olsun. Sıra gaz kelebeğinde. Yani emmeyi buradan yapıyor, havayı buradan alıyor. Evet. Heh. Süper. İşte bu. Şöyle temizleyelim. Motorun o sağ kısmına gelen yer. İşte tam buraya oturuyor. Manifoldun motora karşıdan baktığımız zaman sağına düşen kısım burası. Gaz kelebeği buraya geliyor. Plastik parçaları genellikle multipurpose, yani çok amaçlı temizleyiciyle yaptık arkadaşlar. Metal parçaları da işte balata spreyi dediğimiz brake cleaner'la yaptık. Enjektör kütüğüne de el attık. Sonuçta oturduğu yerlerde sıkıntı olmaması lazım. Şunlar hep canta görevi görüyor. Enjektörler de tamam. Bakın bu bizim sonradan taktığımız enjektör. Birebir aynı. Evet, montaj başlasın şimdi. Bakın yeşiller conta. Şuradan throttle'ın verdiği emiş geliyor buradan. Ya buradan emiyor ve buradan da silindire veriyor. Yani emiş mekanizması bu şekilde bunun. Şimdi her silindir için yani toplamda 8 tane böyle salyangoz var. Bu salyangozlar bunlara vidalanıyor. Sıralamalarını karıştırmadığımız tabii için şak şak oturuyor. Yoksa evet, sıkıntı olurdu. Evet. Bakın throttle'dan bakıyorum. Throttle ağzından buraya oturuyor throttle. Yani gaz kelebeği. Güzel görüntü ama. Şu anda dizdik. Evet, şimdi sıkmasına geçeceğiz. Evet, canavar gibi oldu. Hepsini sıktık. Evet. Hadi bakalım. Heyecan dorukta. Haydi bismillah. Şu biraz zor sıkıldı. Malum kaynak oluştan oturdu. Geliyorum yanıma. Şurası önemliydi. Tamam, iki dakika burada da oturma olacak. Gayet güzel. Conta'nın da sayesinde. Usta da güzel kaynak yapmış. Magnezyum kaynak. Bu taraftan da enjektörler. Evet, bu check valve. Benzin evet, check valve'i. Sübap yani aslında bir, evet, bir nevi. Maşallah her şeye fıs fıs. Rahat olsun. Yani yerlerini bozmasın. Evet, iyi otursun diye yapıyorsun. Tabii ki. Arkadaşlar bakın enjektörler buralara oturacak. Şuradaki boşluklar. Zaten o yeşil contalar da o yüzden yapılmış. Buralara lap diye oturacak. Soketlerini takıyoruz. Tek tek. Bunlar elektrik soketleri. Kütük yerleştiriliyor şimdi. Şuralar vidalanacak. Onları sıkıştıracak. Şurada yakıtın geldiği kısım. Buraya bağlandı o hat. Evet, kütük de oturdu. Bakın. Çok güzel. Şimdi kapağı kapatacağız üstüne. Sen resmen tulum çıkarttın yani. Bakın burada bir değer var. 10-13 ile sıkın diyor. Yani şuradaki civataları, cover boltları 10-13 torkta sıkmamız gerekiyor. Esnek evet, kapak olduğu için karşılıklı sıkmamız lazım. Doğru. Çok aşırı sıkmadan, çok atlayarak. Sadece boşluğunu alıyoruz. Aynen. Sonra torklayacağız. Amerika'da ben gördüm. Bu parçayı böyle komple satıyorlar. Bu manifold olarak geçiyor tek bir şekilde. Intake manifold. Yani emiş. Evet, şimdi torklayacağız. 13 ile torklayalım. Ya da 12 olsun. 12 ile. 12 yapalım. 12 fazla yapalım. Hata payı olsun biraz.
Bu kapak aslında sadece görsel bir şey değil. Ayrıca havanın da kaçmasını engelleyen bir kapak. Son cüveta. Son. Kapağımız hazır. Manifold okey. Şimdi lap diye götürüp üstüne oturtacağız. Bunlar enjektörler bakın. Hafif dışa doğru duruyor. Manifold çantasını da arkadaşlar bakın. Belki de enjektörü o yüzden bozuldu. Böyleydi. Yani bükülüydü. Biz düzelttik. Şu şekilde. Şimdi buna da bir ayar çekeceğiz. Aynen açıktım böyle şey olmuştu. Hava kaçırıyordu büyük ihtimal. Şimdi o da düzelecek. Yani iyi ki bunu açmışız bir şekilde devam ediyoruz. Ama bu conta setlerini benim hepsinin almam lazım. Belli oldu yani. Conta yaptın yani. Evet. Sıvı conta. Sıvı conta. Çelik contayı düzelttik. Şu üzerindeki plastik yok olduğu için oraya evet. O plastik gibi etki yaptım. Evet, manifoldu takma zamanı. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın. Burada o tamiratı yaptık ve oturttuk. Evet, bayağı bir saat sürecek bir işlem. Güzelce bir topla bakalım motoru. Ondan sonra da artık marşımıza bir basalım. İnşallah. Enjektörlerimiz nasıl olsa yenilendi. Artık gıcır gıcırlar. İşlemler tam gaz devam. İşte burası kelebeğin geldiği yer. Yani throttle body denilen yer buraya geliyor. Buradan emiş yapıyor. Evet, motoru topladık. Enjektör, her şey tamam. Hava filtresini de değiştirip öyle marşa basalım diyoruz. Çünkü hava filtresini bulduk. Bu sefer Burak Usta ile birlikteyiz. İki usta bir kadille güzel topladılar. Evet, bu eski hava filtremiz hatta bayağı kötü durumdaydı biliyorsunuz. Tekrar göstermiş olayım. Evet. Bu da yeni hava filtremiz. Zaten şöyle, bu Amerikalıların kendine özgü markaları var. Bu Vix diye bir marka. Oh mis. Şimdi emmeyi de takıyorsun. Emme hava borusu. Gaz kelebeği var. Önceden göstermiştik zaten. Evet, emmenin kelepçesine sıktık. Evet, tam oturdu. Bunun başka bir bağlantısı yok. Direkt bulunduğu yere, bu emmenin şu kısımda olan yere bağlanıyor. Enjektör bu sefer de bizi inletti. Ama olsun, enjektörü de hallettik. Şimdi de çalışırsa bu iş tamam demektir. Tamamen hem enjektör hem de ateşleme ile alakalı bir sıkıntımız kalmamış olacak. Son kontroller. Artık ilk marşa hazırız. Heyecan dorukta. Hadi artık çözül. Çözül kardeşim. Yağ bakalım. 6.7 litre civarında yağ alıyormuş. Murat Usta topladı motor ama her şeyi yerleştirmedi. Bir basalım dedi arkadaşlar. Sonra her şey tamamsa ondan sonra basacak. Marş almıyor. Tabii bütün yakıt hattı boş. Yok. Ne diyorsun? Çok kötü koku yaptı ya. Yakıt geliyor mu? Orada bir sıkışma mı var acaba? Aküyü değiştirdi. Hadi artık. Hadi yok. Onda hiç yokmuş. Evet, Burak Usta dedi ki bir de sigortasına bakalım. Sigortasına bir sıkıntı olur dedi. Büyük ihtimal sigortalarda zaten artık kısmı göremediğim için. Şimdi tek tek gözle bakacağım. Sağlam. Şimdi bagajdakine bakıyoruz. Hala problem devam ediyor. Sana. Ateşleme bobinlerine de baktık. Onlarda sıkıntı yoktu değil mi? Yok yok. Evet, hazırız. Hadi ver coşkuyu o zaman. Bismillah. Hadi. Abi işte. Ama ne kadar güzel çalıştı ya. Vay be. Ya bir dakika, hiç tetleme falan yok bu sefer bak. Tıkır tıkır. İlk marşa göre çok iyi. İlk marşa göre süper. Duman atma falan da yok. Ama bastık tabii daha bir öncekinde evet. Hatırlarsan. Sıkıntı olmuştu. Orada bütün ateşleme şeyini bilmem nesini. O yakıt makıt geldiği için şimdi rahat çalıştı. Şu kasnakta birazcık ses var evet. Bak. Görüyor musun? Direksiyon pompası
ufaktan çarkları ses yapıyor zaten. Evet. Harika. Biraz ses ver de dinleyelim o zaman ya. Yavaş yavaş şöyle bir. Bak nasıl usul usul çalışıyor. Çok ses yapıyor sadece bu. Evet. Motor soğuk şu an. Az bir şey çok vereceğim. Çok yavaş evet. Motor soğuk, yavaş yavaş ver. Oo, ipek ipek. Of. Biraz dumanımız var. O çalıştıkça atacak arkadaşlar muhtemelen. Su buharı %99 çünkü kokusu da oldukça az. Arkadaşlar her şey yolunda görünüyor. Gerçekten bu da bizi çok uğraştırdı. Şimdi bunu yaptık ama bu sefer şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bu engine şampuyu kullanacağız. Motor şampuanı. Bundaki olay şu. Motorumuzu zaten biz bayağı bir çalıştırdık bu ilk çalıştırmada. Bu yaklaşık bir de böyle 10 dakika boyunca çalıştıracağız. Motordaki bütün tortu, mortu ne istiyorsanız hepsini söküp atacak. Zaten göreceğiz. Zaten biraz çalıştı yeni motor yağıyla. Yani motordaki tortu vesaire aklınıza ne geliyorsa söküp atacağız. Saatimiz 16.37 geçiyor. Sıcak yağ ekliyoruz ve çalıştırıp 10 dakika sonra boşaltıyoruz. Direksiyon pompası. Evet. Bu ses direksiyon pompasından geliyor arkadaşlar. Bu zaten sıvısının olduğu yer, hemen onun altında. Ses oradan geliyor. Direksiyon pompasının dişlisinden yapıyor sesi. Evet, dişli pompadır zaten evet. O muhtemelen. Burak 12-13 dakika oldu. Oldu oldu. Kapatalım biraz mı? Da fazladan evet, bekledik. Biraz daha fazla çalıştırdık. Evet. Muhabbete dalmışız. Hadi sen stop et şu o zaman. Stop edelim. Artık yağı boşaltalım bir bakalım ne durumda. Şundan birazcık yağ damlatmış değil mi? Yağ filtresini değiştireceğiz zaten. Evet, evet. Ben şöyle yerde görüyorum. Tam üstüne bastın bak şu anda. Şimdi eski yağı görme zamanı. Sadece rölantide çalışıp temizlendi. Sürüşe bile çıkmadık o eski yağla. Bardakta da bayağı kahverengiye dönmüş. Şimdi senin bardağına bakalım. Evet. Olay budur. Simsiyah olmuş. Simsiyah olmuş gerçekten. Orada çok anlaşılmıyor. Rengi buradan daha net belli oluyor. Hem şampuan hem de koyduğumuz o yeni yağ bütün tortuyu sökmüş gibi görünüyor. Evet, şimdi yağ filtresini de söküyoruz. Her şey tam olunca bir çıkalım. Süzülme %99.9 tamam. Evet, sıkalım artık. Bu arada şunu belirteyim. Aracın bütün tork değerlerini buldum. 20 Nm ile sıkmamız gerekiyormuş. Karter contasına. İşlem tamam. Bunlar önemli şeyler. Adamlar boşuna burada bir tork değeri vermiyorlar. Yeni yağ filtremiz artık rahat rahat buluyorum. Yerini buldum çünkü. Bunu da takalım ama bunlar bayağı pahalı şeyler. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. GM bakın burada yazıyor zaten. Bu arada kullanacağımız yağ bu. Castrol H530. Yalnız bir farklılık var. Bu C3 ne biliyor musunuz? Hemen döndürelim istersen. Sen şimdi contasını yağlamak için çıkardım. Ben de anlatayım. Bakın burada Opel GM olarak onay var. İşte GM onayı olan yağlar C3 oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Mesela işte Mercedes LL, işte Honda'nınki A5 vesaire Japonlar o şekilde oluyor. Filtrenin içine de dolduruyor ki ilk basmada buradan gidecek çünkü. 6.6 litre toplam yağ alıyor. 6.2 litre motorun kendisi. Yani burada 400 mililitre yağ var. Evet, contayı da yağlıyoruz. Süper. Tamam. Evet, harika. Şimdi soğutma sıvısını boşaltıyoruz. Onu da değiştireceğiz komple. Buradan yapacağız o işlemi. Evet. Nasıl fokur fokur geldi. Evet geliyor. Şakır şakır. Motorumuz da kaynıyor. Evet. Bir volkan gibi. O da Allah bilir ne zaman koyuldu biliyor musun? Bir de bu şöyle söyleyeyim sana. Muhtemelen inorganik bunlar. O yüzden de inorganiklerin de kullanım ömrü bayağı düşük. Birkaç yıl en fazla. Özelliğini yitirmiş olduğunu da düşünüyorum. Sen doldur, 6.6 litre yağ alacak. Yani bir dörtlüğümüz dolmuş olacak, bir diğerinden de 2.6 litre dolduracağız. Bu arada bunların da bu ağız kısmını kesmeyi, artı buralarından falçatayla kesmeyi unutmayın. Bu sahteciliğe karşı önemli bir olay. Çünkü bunları maalesef alıyorlar, kullanıyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Şu an tam max'ta. Şimdi çalıştırıyoruz. Mevcut suyu atacak.
Geliyor, geliyor, atıyor. Evet, bir yandan da besliyoruz oradan bakın. Daha mavi akıyor. Hafif çok açıldı rengi. Böylece soğutma sistemini de pırıl pırıl yapmış oluyoruz. Antifrizle saf su karıştıracağız. İşin doğrusu saf su kullanmak. Ama bulamıyorsanız temiz çeşme suyu, arıtılmış çeşme suyu da kullanabilirsiniz. Ama biz bu sefer bu şekilde yapacağız, tamamen saf suyla. Broxto boruyu sıktı. Gördüğünüz gibi radyatör hortumunu. Hop, şimdi saf suyla başlıyoruz. Ölçeğimiz 3 litrelik. 3 litre, 3 litre. Birinden 3 litre, diğerinden 3 litre gideceğiz bakalım. Antifriz olarak da Kasrun Radical SF antifrizini kullanacağız. Bundan toplam 7 litre koymaya gayret edeceğiz. Uygunluğunu kontrol ettim. Kullanılabiliyor. Normalde mavi antifriz koymuşlar. Bu arada tahliyeden de suyu boşaltıyoruz bir yandan. Mavilik yok. Demek ki tamamen bildiğimiz musluk suyuyla sirkülasyonu tamamlayabilmişiz. İçi temizlenmiş. Pırıl pırıl akıyor zaten. Pasta akmıyor. Eklemelerin hepsi tamam. Şu an güzel çalışıyor sistem. Bir de sürüşten sonra kontrol edeceğiz. Tozlu kadillağımızla V8'le bir tur atacağız artık sonunda. Şu anda dökülen şeylerden dolayı bakın duman çıkıyor. Tahliye ettiğimiz zaman onlar geçecek. Çok gizemli görünüyorsun bu arada. İlk sürüş. Nasıl? Şimdi direksiyon ve fren hidroliğini değiştirmedik. Hararette gözün olsun. Var mı öyle bir şeyimiz? Trafiğe de denk geldik. Açmış zamanı. Evet. Şu an normal. Normal değil mi her şey? Şu an stabil. Aa, aynen. Normal olsun. Arkalar havalıydı galiba. Hı? Değil mi? Arka körükte. Evet, körüklüydü. Eğer bir sıkıntı çık. Biraz... Duman bizden mi geliyor? Evet. Ha? Şu an dökülen sular orada. Hala su mu diyorsun? Aman aman gözünü seveyim, su olsun. Biraz fazla gibi ama. Şahinci ne yapıyorsun Şahinci? Malum biliyorsunuz araçta bir şey olabilir. Şimdi her şeyini değiştirdik. Gözden kaçmış bir şey olabilir. O yüzden ben gerginim aslında şu anda. Ne olur ne olmaz. Bir de Amerikanlar biraz daha fazla korkutuyor beni açıkçası. Şimdi kısa bir tur atıp geçeceğiz zaten. Frenlemesine bakıyorum. Frenlere bak aynen. Evet. Nasıl? İyi, güzel. İyi mi frenler? Duman kalmadı. Tamamen o ak. Güzel. Evet. Süper. Ver gazı ver. Evet. Ey maşallah, sese bak. Araba yağ gibi oldu ya, direksiyonu falan. İyi mi? Çok evet, güzel evet. Ya. O işleri sonra yaparız. Evet, evet. Kullandıkça da açılacak zaten. Aynen. Bayağı bir zaman geçti o işlemlerden. Ben bu süreçte ara ara aracı kullandım. Ama çok fazla da kullanamadım. Süspansiyonunda belirgin böyle bir zıplatma var. Hatta belki hissedersiniz şöyle. Yani bir Cadillac gibi binmiyorsunuz. Sanki basık bir Honda Civic gibi gidiyorsunuz. Şimdi ben zaten ustaya gidiyorum. Bugün tesadüfen ustayla randevulaşmıştık, bir Amerikancı Mahmut Usta. Ve de hem süspansiyon hem diğer ufak tefek işlemler yaptırılacak. Artık bitirmemiz gerekiyor Cadillac'ı. Artık amortisör, kompresör çalışmıyor büyük olasılıkla. Kompresör evet. Çalışmadığı için de yani ortalama buna iki tane amortisör bir de arka kompresörü getirmemiz gerekiyor. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Bakacağız masraf, ama şimdi yani. Masraflı işler. Hani kompresör çalışıyorsa gerisi kolay. Eğer aynen. Kompresör çalışmıyorsa, amortisörlerimiz sağlamsa onu göreceğiz. Ki ilk geldi Cadillac'ların tüm serisine biz bakıyoruz. 94'ten 2000 yılına kadar GM'in Türkiye bölge servisiydik. Şimdi körük patlağa benzemiyor. Körüklerde yırtılma yok çünkü.
O iyi bir şey. O iyi bir şey. Fren balataları ne durumda? Fren balatalarımız gayet güzel. Çünkü bunların arka balataları çok uzun süre gider. Ön balataları daha kısa sürede biter. Fren drolü ile başladık. Bakın. Bir daha. Eskimiş değil mi? Evet. Orada freni pompalıyor Ali Usta. Bas. Buradan da böyle alıyoruz. Çünkü sistem frene bastıkça buradan pompalıyor. Herhangi bir şey sistemimiz yok elimizde şu anda. Bir daha pompala. Dıştan bunu yapabilecek, kapağı takabilecek bir sistemimiz yok. Tekerleklerde bu şekilde alınacak işte. Şimdi eklemeye başlıyoruz. Kastrol'ün DOT 4 fren drolini kullanıyoruz. Böyle yapa yapa. Boşalta boşalta, ekleye ekleye yenileceğiz. Zaten yeni yağ gelmiş. Renginden belli. Gelmiş. Evet abi, bu kadar abi. Evet. Yeni yağ buraya da geldi. Kendine geldi gördün mü? Şimdi tamamlıyoruz. Toplamda yaklaşık 1 litre alıyor değil mi? Evet abi. Arkaya airbaglerin, ya airbag, iki tane burada var. Bunlar airbagleri. Arkadan kaza esnasında airbaglerin açması için. Ha, anladım, tamam. Kompresörü çıkarmışlar. Niye çıkarmışlar onu bilmiyorum. Aa, öyle mi? Tabii bakın. Kompresörün fişi. Ondan burada. Dolayı böyle. Evet, yani bir ekip de çalışıyor, onu da bilmiyoruz. Bu tamam. Bu fişi yerine taktık. Şu olabilir. Amortisörler arızalı olabilir. Çok çalışıyordur, devamlı çalışıyordur. Onun için çıkarmış olabilir. Çıkarttım işte. Az daha indir. İndi mi? İndir. Tamam. İn. Çalışıyor. Çalışıyor mu? Evet. Vay. Çalıştı mı Ali Usta? Ali Usta müjdeli haberi verdi. Güzel bir haber. Güzel haber. Evet. Yani, tamam. Bakacağım şimdi içinde hava var mı yok mu? Çalıştı da yeterli mi? Havasını kontrol et. Evet, bu havayı tuttuğuna göre. Ali bir kapıyı aç, kapa. Tamam, kompresör çalıştı ama hava doldurdu ama bir daha yapmıyor. Vurman mı yapıyor onu? Vurman değil. Gergi bilyası var şurada, gergi. Evet. O yapıyor. Bunlar zincirli bu arada değil mi? Evet. Bu aracın çok uzun süre yatmasından dolayı. Evet. Yani normalde kolay kolay arıza yapan bir araç değil. Eğer iyi bakımlıysa. İyi bakılırsa aynı. Kilometresi de çok değil zaten biliyorsunuz. 120 binde. Ya bu arabaların motoru ortalama 600 bin, 700 bin çok rahat yapıyor. Öyle mi? Northstar'lar. Northstar. Bana göre LS'den sonra dünyanın en iyi makinalarından biri. Çok felaket gidiyor. Müthiş de bir sesi var. Yani müthiş bir ilmelenmesi vardır. Yapıştırıyor yani. Gelirken birkaç kez yokladım. Orada merak ettim. Hocam pistonlar orijinal mi? Orijinal. Orijinalmiş değil mi? Evet bakın arkadaşlar. Ama artık ömrünü tamamlamış. Önde o işlemler devam ederken burada da Ali Usta süspansiyonun üstündeki yani şeyin körüğün üstündeki şeyi sökmüş. Boşta basmıştık, şimdi bir de yükte basıyoruz. Kalkıyor. Salla Ali. Ya bunlar şu an sağlam görünüyor ama ne kadar sağlam? Belki Salih Usta'nın dediği gibi amortisör içeriden kilitledi. Bir onu kontrol edelim. Birazcık bir sıkışıyor ortada değil mi? Evet işte bu. Ondan sonra temizlenip... Temizlenip. Ha şimdi bakımı yapılacak. Şey gibi yağ gibi kayması lazım. Evet. Sert iniyor. Evet. Yatmaktan kaynaklı. Üstüne evet. Oturmuş yattı. Devamlı durmuş ya aynı şekil. Aynen. Bir yerde kalmış. Bir seviyede kaldığı için orada kitleme. Evet. Sonun civata hepsi tek tek temizleniyor şimdi. Bitirin.
işte çinilerin. Tuzla yağlandı. Bir yandan da alt bağlantılar yapılıyor. Diğer taraf da takıldı bu arada. İşlem tamam. Heyecan Doruk'ta. Nedir durum? Amortisör tamam. Tamam mı? Aha. Çalışıyor. Çalışıyor. Bir çıkalım deneyelim ya. Körüklerimiz boştu. Gergin gergin yani. Şimdi gergin. Süper. Kapıyı niye açıp kapatıyorsun? Çok merak ettim. Devre tamamlasın diye. Tamamlama yapsın. Öyle bir mevzusu evet. Var yani. Jonları sıkıştırıp sonlar 3-4 kez gitti geldi gitti geldi sonunda bulduk galiba. Abi. Evet aynı boyda. Bulmadan olmaz yani. Bir değil şey mi? Yapmamız gerekiyor. Yapacak. Buraya girdi mi? Bulunur diyorsun yani. Yapacaksak adam gibi bir şey yapmamız lazım. Doğru kesinlikle. İş tamam inşallah. Kapıyı indirelim. Kapı kapanacak mı? Bir tane daha bulduk. Tamam abi. Ben arka koltuğa oturayım. Orada anlayacağım zaten. Yani gerçekten bu işi böyle halledersek bu sefer müthiş mutlu olacağım. Yani bu işlerde sürpriz bitmez. Her zaman ne kadar da temiz bir araç alıyorsanız, yattıysa her tarafına baktırmak gerekiyor. Baktırsanız da bir yerlerinden mutlaka bir şey çıkacak. Buna şimdiden kendinizi alıştırın. Gittikçe yumuşadı dediğin gibi. Araba abi. Hissediyorum arkada. Yani arka tarafta oturduğum ön taraf hissetmez bunu. Ama arka tarafta daha rahat hissedersin. Evet. Ön tarafta sadece arabanın kasete girdiğinde top gibi atmadığını görürsünüz. Bir de lastikler çok kötü bu arada. Yani. 2005'in lastiği. Ondan sonra havası fazla diye düşünüyorum. Şimdi ona da bakarız. Yani bir de o değişince pamuk gibi olacak belli. Kesinlikle. Yapıştırdı vallahi. Bunlara yol yetmiyor onu söyleyeyim. Yetmiyor istiyorsan, gerçekten yetmiyor. Doğru. Olmuş. Olmuş. Otomobiller ikiye ayrılır. Cadillac ve diğerleri.